Web Tekno gameplay videomuza devam ediyoruz. En son kuzeye gitmemiz gerekiyordu bir görev için. Bunun için kimlik kartımıza resim gerekiyordu. Bu resmi az önce çektirdik. Bu sırada üstümüzdeki kıyafetlerden olduk. Hemen şunları bir giyelim. Son olarak şunu da giydik miydi? Tamamız. Hemen çıkalım şuradan. Bu adasının resimleri. Cartman sürekli olarak bu resimleri çekiyordu. Daha da şöyle özetlemek gerekirse Butters Cartman evine yatıya kalıp geliyordu. Ancak Cartman Butters uyuduğunda bu tarz ilginç fotoğraflar çekiyordu. Butters'ın. Burada da Randy'nin bir resim var. Dünyanın en büyük sıçışı ile ilgili. Guinness rekorlarına falan girmişti bu sıçış için. Tabi burada. Tabi. Ya da tabi artık neyse. Sonrasında neler var? Tüm çocukların süper kahraman oluşları ile ilgili bir resim. Cartman'ın papa oluşu. Bazıda bir şey yok. Yine zavallı Butters. Devam edelim. Şimdi fast travel noktası sanırım şuradaydı. Lanet zombi. Umarım yakalanmadan geçerim. Şimdi sırada ne var hiç bilmiyorum. Buraya mı gidiyoruz? Hayır. Buraya da gitmiyoruz. Ay ama önemli değil zaten. Doğru noktaya ışınlandım. Her ne kadar yanlışlıkla ışınlanmış olsam da doğru yere ışınlandım. Şimdi devam edelim, devam edelim. Nereye gidecektik? Yok, geri gidiyoruz. Şu alışveriş merkezi miydi? Yok, hayır. Alışveriş merkezi değildi burası. Şuraya girelim. Görevimiz burada. Kuzeye gitmemiz gerekiyor. Mr. Mackey burada. Evet. Mr. Mackey ile de arkadaş olduk. Ve level 16 olduk. 12 olduk pardon. Bir şey satmamıza gerek yok. Mr. Garrison ile de arkadaş olduk. Okulumuzun müdürü Victoria ile de arkadaş olduk. Mr. Adler'la da arkadaş olduk. Zaten Randy ile arkadaştık. Kyle'ın annesiyle de arkadaştık. Şimdi görev için nereye gitmemiz gerektiğine bakayım. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Burası değil. Evet, şuraya gitmemiz gerekiyor. Bir fast travel noktası bulursam daha hızlı gideriz diye umut ediyorum. Yanlışım yoksa şuralarda bir yerde fast travel noktası olacak. Zaten bizim evlere doğru gidiyoruz. Evet, fast travel. Şimdi fast travel'la buraya gidip sonra kuzeye yol alacağız. Şu evsizin yanından geçip gidelim. Sonrasında şuraya muhtemelen haritaya bakayım. Muhtemelen buradan. Ama buradan olmuyor olabilir. Evet buradan. Şimdi şurada Dragon Shot kullanmam gerekiyor. Evet, şimdi kuzeye gideceğiz. Bir Nazi zombisi var. Onu boş verelim. Ve kuzeye doğru devam edelim. Kanada'ya gidiyoruz bu arada. Evet, Kanadalı çizimleri de yine South Park'taki gibi. Normal karakterlerden biraz daha farklı Kanadalı insanlar. Zaman şöyle yapacağız muhtemelen. Yanlış yaptım.
Bu da değil. Şuydu. Nereden gireceğiz kadın? Evet. Ham. Pasaportumuz olduğu için muhtemelen bizi içeri alacak. Evet, Kanada'ya giriş yaptık. Kendisi açıyor. O kadar curcunadan sonra bu şekilde içeri girmek ilginç oldu. Evet, Kanada'ya geldik ve Kanada'ya geldiğimizde sanırım oyun da değişiyor. Evet, oyun 32 bittik. Cidden çok güzel olmuş. Kanada ile dalga geçiyorlar. Oyun klasik bir otel oyununa benzemiş Kanada'ya gittiğimizde. Dükkanlara falan bir bakalım. Bakalım Kanada'da. Aa, bu arada Kanada'ya geldiğimiz için paramız da sıfırlandı. Burada sanırım Amerikan doları geçmiyor. Evet. Bakalım burada neler var. Cidden çok güzel olmuş. Klasik bir otel oyunu gibi. Oha. Burada neyse, boş verelim şimdilik onları. Neticesinde onlar da Kanadalı. Yeteyim. Şiveleri ne kadar her şey aynı olmuş. Exchange money. Give us. Evet. Böylelikle biraz 40 dolarımız oldu. Şimdi şuraya gidip buradan bir silah alayım. 12 liralık bir silah vardı. İşimizi görür. Evet, satın aldık. Bakalım şuralarda bir şeyler var mı? Hayır, klasik potion arasında bir şey yok. Devam edelim. Evet, burası neresi acaba? Aslında fazla dolaşmadan şu görevi yapayım diyeceğim ama nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Evet, prens ve prenses yanına geldik. Klasik geyiklerden biri yine. South Park'taki Kanadalıların osurma hastalığı. Terence and Phillips'ten kalma muhtemelen yine. Direwolves'lara. Dire. Burada karşımıza Direwolf'lar çıkacakmış demek ki. Fazla vakit kaybetmeden gidelim. Gidemiyoruz. Ne yapacağız? Zaten Kanada'da olmak çok gerici bir duygu. Çok sinirim bozulduğu için açıkçası şu anda. Şurada bir kutu var. az önce bir resim çekildi sanırım. Ve bu resimleri de 5 piksele, 7 piksel ve 8 piksele, 10 piksel şeklinde alıyoruz. Alabileceğimiz en yüksek kalitede resim aldık. Yine Kanada'yla dalga geçmişler. Yine Kanada'yla dalga geçmişler. Direwolf'lar burada bahsedilen. Ama şunları çarpmadan geçebilir miyim acaba? Sanırım şuraya gitmemiz gerektiğini söylemişti ama işin açısı hiç dikkat etmediğim için konuşmalara bu biraz kötü oldu.
Pek uğraşmak istemiyorum etrafına ya. Cidden sinir bozucu şu an burada olmak. Aa, bu arada gardiyanlar falan da gülüyor osuruklarımıza. Her şeyini topladık. Burada bir şey yapamıyoruz. Sanırım diğer yerlerin birine gireceğiz. İşte hadi şuradan kurtulmak istiyorum. Stres yaptım ya. Oha. Suyun içinden geçip gittik. Burası neresi acaba? Arkadaş ne kadar itici, ne kadar itici, ne kadar itici, ne kadar itici. Kanadalılara karşı herhangi bir antipatim ya da bir kötü duygum yok ama şu an olmaya başladı. Arkadaş yani oyun insanı Kanada düşmanı yapar yani o derece. Fazla stresli, fazla sıkıcı. Şu lanet kurtu yakalanma umarım. Kingdom of Canada. Hemen girelim. Girelim bakalım burada ne var. Bu kim? Yine gülüyorlar, yine gülüyorlar. Osuruklarımıza bile gülüyorlar. Acaba burada daha da küçülüyoruz. Yeterince küçük değildik sanki. Burası da değil anlaşılan. İlk kez oyunda sıkılmaya başladım. Teşekkürler Kanada. Teşekkürler. Acaba bunu yine osuruğumuza kandırabilir miyiz? Hop yanlış oldu. Kandıramıyoruz. Mecbur savaşa gireceğiz hop. Bari büyüyelim böyle savaşa girelim. Hemen şunları öldürmeye başlayalım. Bir tanesi neredeyse ölmek üzere bile. Kartının skill'i de iş görür zaten. Acaba bu ne işe yarayacak? Grasshopper etkisine kapıldı. Muhtemelen bunlardan bir tanesi ölür. Diğerinde çok az canı kalır. Yo ikisi birden öldü. Cartman'ın skill'i çok etkili oldu. Evet. Çok kolay bir şekilde öldürdük. Şuraya bir girelim bakalım. Evet, kitlemiz yakan yer burasıymış. Evet. Bakalım. Yeniden bir görev aldık. Yeniden bir görev aldık. Hala kanaldayız. Şuradaki şeyleri öldürmemizi istiyorlar. Her neyse öldüreceğiz. Hiç çaremiz yok. Kanada'da kalmaya devam edeceğiz. Hiç memnun olmasam da. Oha bayağı sağlam vurdular Cartman'a. Ve Cartman öldü oha. Oha. Üstte bu kadar güçlü şeyler. Cartman'ı canlandıralım mı? Şimdi. Bir sürü debuff'ın etkisindeyiz. Ama bunlar saldırımıza karşı zayıflar. Sonuncu da biraz erken davrandım sadece. Şunu atalım. Magic Missile'a bakın arkadaş.
Muhtemelen Cartman skill'i tek atar. Hepsini öyle değil ama. Evet, rahatlıkla kazandık. Kaç canları var? Hiç riske atmak istemiyorum. Canlarımız bizim de az. O yüzden şu skill'de işlerini bitireyim. Ne? Ah kartından. Klasik kartının bir... Klasik kartın hareketleri ya. Başka bir şey diyemiyorum. Şu lanet kurtları yenelim hemen. 3 tane birden geliyorlar arkadaş bir de ya. Ne kadar iğrenç, ne kadar iğrenç. Bu sefer Grasso diyedik ve kart mı yine düştü ya. Hay arkadaş ya. Cidden çok itici bir yer kanalı şu an. Zorluklarla boğuşuyoruz resmen. Tek bir uçta ölecek neredeyse ama. Şunu atalım. Sonrasında skillimizi kullanalım. Of çok erken davrandım ve kartım öldü. Şu an ben de öldüm. Gerizekalı Kanada da ölmeyi başardık. Aha. Bir de buradan başlattı. Dire Bear. Bu arada ben Dire Wolf'ları öldürüyordum. Dire Bear'ları öldüreceğime. Şu kanalda resmen eziyet çekiyorum ya. Oha 3 tane var bir de. Öncelikle bakalım. Şu Speed Potion. Sonrasında Assault'tan beter ettik şeyi birden vurabiliyor mu? Pek umudum yok ama. Olsun yine donu kullanacağım. Şimdi Cartman. Evet, tekrar saldırabiliyoruz bu sayede demek ki. Güzel. Bir tanesi ölecektir. Ölmedi ama şimdiki turda ölür. Magic Missile. Sonra iki kişiye vuruyor. Yani şu bir tanesi ölsün kurtulalım onunla. Kullandıkları skillere bakar mısın ya? Ne kadar iğrenç. Speed Potion kullanabiliyor muyuz? Evet. Şimdi muhtemelen iki tur üst üste saldırabiliriz diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Yani iki tur üst üste saldırabiliyorsak ki gerek bile yokmuş. Dire Bear'ı böylelikle öldürdük. Şu kanadadan kurtulmak istiyorum. Şu kanadadan kurtulmak istiyorum. Evet, şu Dire Bear'ı öldürdüğümüze göre. Evet, umarım bu kağıdı okur. Ama şimdi ministre gitmemiz gerekiyor. Of. Aa, prenses Kanada. Kanada'nın prensesi ve prensi. Nin yanına dönmemiz gerekiyor. Evet, devam.
Kanadır'ı gezinmeye devam. Evet. Ama. Evet. Aha, doğru da bastı. Bishop'u öldüreceğiz ha. Evet. Bishop of Banff denen şey kimse artık neyse nasıl bir şeyse onu öldürmemiz gerekiyor. Evet, Banff denen yer şurada. Bu ne ya? Ulan yılan geldi. Yılana bakar mısın Allah aşkına ya? Neresi yılan lan bunların? Bu arada AIDS bulaştırıyorlarmış. Güzel, iyi. Ne diyebilirsin ki yani? Oha, çok sağlammış skillimiz. Na. Kartman ne bizimle dalga geçti. Banff denen yere girdik. Burada neler olacak acaba? Ha, şu lanet şeyi öldüreceğiz. Artık neyse, nasıl bir şeyse. Oha, bir de meş vuruyoruz. Sanırım sadece skiller buna zarar verebilecek. Önce bir Grasshopper etkisine bir girsinler. Umarım Cartman skille bir damage vurmaz. Ki bir demek vurursa çok komik olur yani. İyi vurdu. Onlar da usurarak karşı veriyor bize. Of, çok sağlam vurduk. Yeniden bir Magic Missile kullanmaya gerek yok. Speed Potion. Sonrasında tekrar saldırıya geçelim. Evet, vuruyoruz. Vuracağız umarım. Vurduk ama çok az vurdu. Tekrar saldırabiliyoruz. Ama bu sefer değişti ki bu şu skill'i kullanmak istiyorum. Haha, kartımı vallahi yaktı. Ulan bir de heal bastı kendine. Bleeding başladı, yanıyor. Tüm debuffları yedi neredeyse. Grasshopper'da var mı onun? Aslında sanırım vardı. Evet, vardı. Boşu boşuna bir daha attım. Bir damage vurduk. Ama her vuruşumuzda bir PP güce kazandık. Hiç çoktan. Yanlış yaptım orada. Ve öldük. Hemen de bir potion'la canlandıralım kendimizi. Ya 10 PP gücü de var. Muhtemelen öldürürüz. Ölmezse bile diğer türlü rahatlıkla ölür. Bir sürü debuff yedi. Direkt öldü. Fraken Hayır, tabii ki de seni öldürmek istiyorum. Şu Kanadalılardan bir tanesini bile öldürsek. Evet. Şimdi prensin yanına tekrardan gideceğiz.
Görevi umarım tamamlayıp şu Kanada'dan kurtulacağız. Umarım. Umarım. Evet, şimdi prensin yanına gelmek üzereyiz. Prensi prenses burada. Evet. Evet. Haha. Devam ediyoruz. Prince of Canada ile arkadaş olduk. Ne olur artık şu görev bitsin. Ne olur. Hatta başım ağrıdı yani. Şimdi. Aman. Bu lanet şeyle dövüşmek istemiyorum. Evet. Sanırım burası. Çok da emin değilim ama. Evet burası. Evet, prensesten mektup. Nereye gitmem gerektiğini de anlamadım hiç aslında ama. Hadi hayırlısı diyerek gideceğim bir yerlere. Şu lanet Kanada'da. Evet, bakalım. Şöyle gidelim. Bunlarla dövüşmek istemiyorum. Nereden gideceğiz ki o zaman? Şöyle karşıya geçebiliyor muyuz? Sorumun cevabı evetmiş. Kaçıl kartım, kaçıl. Tamam, yeterince eziyet çekiyorum kartım. Bakalım buraya mı gideceğiz? Gitmediğimiz sadece burası kalmıştı. Nasıl geçeceğiz ki oraya? Bu da bir işe yaramıyor. Bu da bir işe yaramıyor. Bu da muhtemelen bir işe yaramayacak. Geriye kalıyor hiçbir şey. Nasıl gideceğiz ki? Çok sinirim bozuldu şu an. Giyersek bir şeyler değişir mi? Hayır, hiçbir şey değişmedi. Şimdi şu elimizde kalmasın. Ben eski silahımı geri alayım. Daha sonra silahtaki etkileri değiştirerek bir şeyler yaparım.
Hay arkadaş, ne yapmam gerekiyor? Çok sinir oldum. Bir git Allah aşkına ya. Sorry, the freedom to feed. Evet. Lanet Kanada'daki lanet göreve devam ediyoruz. Buraya nasıl gireceğiz? Şimdi lanet bir örümcekle dövüşeceğiz. Bakalım. Grasshopper etkisi de başladı. Bakalım. Oha. Kartım adeta öldü yani. Bir potion kullanalım. Şu skillimizi de kullanalım üzerine. Şimdi sıra Cartman'da. Bir demeç, bir demeçtir ve Grasshopper etkisi. Ölme ihtimali düşük ve ölmedi tabii ki de. Şimdi öldü. Bu arada Jimbo ile ilgili bir görev de tamamlanmış oldu bu sayede. Oğlum bir iki daha Allah aşkına git ya. Zorla buraya girdim yoksa Agi'yle dövüşe girmek zorunda kalacaktım. Abi nasıl gireceğiz buraya ya? Çok kıl bir şey. Çok kıl bir şey. Evet. Ne yapmamız gerektiği hakkında hala bir fikrim yok. Şu kurtları yakalamamaya çalışıyorum. Her neyse arkadaşlar, Webtekno Gameplay'de bugünlük de bu kadar. Bu lanet Kanada bölümünü geçemedik adeta.